Merhaba arkadaşlar. Allah nasip ederse bu yaz okulunda dersimizi birlikte takip edeceğiz. İlk dersimizde elektrik makineleri ve günlük yaşam. Dairesel hareket, Newton kanunu, güç bağıntıları, manyetik alan, ferromanyetik malzemelerin manyetik davranışları, ferromanyetik bir çekirdek enerji kayıpları, histerezin içi meydana geliyor, Foucault-Girdap ve akım kayıpları ve bunların bizim hayatımızda makine açısından önemi ne? Bunları bir göreceğiz. Biliyorsunuz elektrik makinesi mekanik enerjiye elektrik enerjisine veya elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren cihazlar. Elektrik makineleri içerisine baktığınız zaman elektromekanik enerji dönüşümü yapmayan tek elektrik makinesi var. O da ne? Transformatör. Transformatör ne yapıyor? Bir seviyedeki enerjiyi alıp bir başka seviyedeki gerilimi, daha doğrusu enerjinin gerilimi belli bir seviyeden belli bir seviyeye, akımı da belli bir seviyeden başka bir seviyeye dönüştüren cihazlar. Elektrik motorları ve jeneratörler ise elektromekanik enerji dönüşümü yapmış olan cihazlarımız. Yine baktığımız zaman tüm motor ve jeneratörlerin tamamı manyetik alanın hareketine bağlı olarak enerji dönüşümü yapıyorlar. Biraz önce bahsettik. Transformatörler bu gruba girmiyor. İşte biraz önceki bahsetmiş olduğum bu dönüşümü yapan şeylerden evimizde kullanmış olduğumuz bir çamaşır makinesini işte görüyorsunuz motoru. Şu görmüş olduğunuz motor yine bir çamaşır makinesi motoru olabileceği gibi büyük bir ihtimalle genelde bu tür motorlar ya çamaşır makinesinde ya da elektrik süpürgelerinde de kullanılıyorlar bu büyüklükte olanlar. Daha küçük çaplı olanlar ise genelde evde ev içi uygulamalarda mikserlerde karşımıza çıkıyor. Motorların tamamı hayatımızın her parçasında aslında. Baktığınız zaman ev içi uygulamalardan tutun, dışarıda, sanayide, devasa güçlerde ve binlerce megavolt amperler seviyesinde özellikle metro istasyonlarının havalandırma işlemlerinde elektrik motorlarının kullanıldığını görüyoruz. Kullanmış olduğumuz şu anda size bu noktaları aktarmamı sağlayan elektrik enerjisi denilirken de yine jeneratörler vasıtasıyla ne yapıyor? Mekanik enerji elektrik enerjisine doğrudan doğruya çevriliyor. İşte baktığımız zaman günümüzde tüm noktalarda adım attığımız her yerde karşımıza çıkan elektrik motorları önümüzdeki dönemlere bence damgasını vuracak en önemli araçlar. İşte insan savaş araçlarından tutun, kullanacağımız bundan sonra ulaşımda kullanacağımız araçların tümünün motorlarının çok yakın bir gelecekte elektrik motoru olacağını düşünüyoruz. İşte burada elektriğin bir üretim santrali çıkışı trafo iletim hattı, yine trafodan düşürülüp dağıtım ve merkezlere perakende kullanıma getirilişi adım adım görüyoruz. Bizim en çok burada elektrik makinelerinde uğraşacağımız şeylerden bir tanesi dairesel hareket ve yine en önemli bağıntılardan bir tanesi Newton kanunu ve güç bağıntıları. Bunları tüm ders dönemimiz boyunca çok iyi bir şekilde bilmek durumundayız. Burada saat ibrelerinin tersi yönünde dönüş yönünü bundan sonra pozitif alacağız. Bunu counterclockwise CCW olarak göstereceğiz. CCW olarak göstereceğiz. Yine açısal pozisyon, açısal hız büyüklüklerimiz ve doğrusal hızımız DR bölü DT veya da DS bölü DT bilim zamandaki anlam mesafe bize hızı veriyordu. Açısal hızımız bilim zamandaki DT bilim zamandaki yer değiştirme miktarı olarak ele alınacak. Ve baktığımız zaman bundan sonraki tüm kullanmış olduğumuz notlarda M6 indisini biz mekanik büyüklükler için kullanacağız artık. Bu mekanik açısından mekanik hızımız, mekanik frekansımız, mekanik açısından hızımız bunların hepsini artık da omega M alt indisiyle göstereceğiz. İşte görmüş olduğunuz buradaki sistemde bir kuvvet. Kuvvetin uygulanmış olduğu yerde kuvvet kolumuz yok, moment sıfır.
kuvvet kolu oluştu. İlk mesafe merkeze ve burada artık saat birinin tersi yönde bir hareket burada ne yapacak? Başlayacak. Bir de şunda A'da hareket yok. İkisinde ise doğrudan doğruya hareketimiz başlayacak. Burada baktığınız zaman moment ifademiz uygulanan kuvvet çarpı dik mesafe. Uygulanan kuvvetimiz F biraz önceki şeklimizde. Ve dik mesafemiz R çarpı sinüs teta. Teta dediğimiz büyüklükte F ile R arasındaki bizim neyimiz? Açımız. Bu iki vektör arasındaki açı. Momentin yönü saat ibresinde yine dönme hareketi oluşturacak şekilde burada oluştu. Birimimiz moment için Newton metre biliyorsunuz. Burada yine doğrusal harekette kuvvet neye eşit? Kütle çarpı ivmeye eşit. Bunlar hepsi yine ders boyunca karşımıza her noktada çıkacak. F'in karşılığı, bu doğrusal hareketli kuvvetin karşılığı dönme hareketinde ne olarak karşımıza çıkıyor? Moment. Şuradaki M'in kütlenin karşılığı burada atalet olarak çıkıyor. Buradaki ivmenin, doğrusal hareketli ivmenin karşılığı burada ise açısal ivme olarak karşımıza çıkıyor. İş doğrudan doğruya F çarpı ve kuvvet çarpı yol ifadesinden eğer kuvvetimiz değişmiyorsa direkt şu şekilde ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Ve birimimiz ne? İş birimi joule. Enerji birimi de aynı zamanda joule olarak webimiz tarafından zaten bunlar biliniyor. Aynı zamanda iş denklemine moment sabit olursa dönme yönünde moment çarpı açısal yer değiştirmeyle ifade edebiliyoruz. Güç birim zamanda yapılan iş miktarı. Birim zamandaki iş miktarı bize neyi veriyordu? Birim zamandaki enerjideki değişim de aynı zamanda bize neyi verir? Gücü verecektir. Burada şu omega yerine biz doğrusal harekette yer yazacaksak F çarpı R'yi getirip ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Burada F çarpı R'yi yazdığımız zaman dikkat ederseniz dr bölü dt geldi. Bu ne? Hız P eşittir. Kuvvet çarpı hız. Arkadaşlar bu ifadeyi yine aklımızın bir tarafına koyalım. Bu göreceksiniz büyük bir ihtimalle sınavlarda buna dayalı epeyce gücün kuvvet çarpı hız çarpına eşit olduğundan dayalı birçok büyüklük gelecek. Aynı şekilde dönme hareketinde yine gücü birim zamandaki iş miktarı olarak ifade ediyoruz. Burada işi eğer momentimiz sabitse moment çarpı açısal yer değiştirme olarak yazıyoruz. Bunu yazdığımız zaman birim zamandaki açısal yer değiştirme bize açısal hızı vereceği için güç ifademiz moment çarpı açısal hız olarak karşımıza çıkacak. Lütfen bu ifadeyi de ne yapmayın? Unutmayın diyorum. Manyetik alan bunları biraz hızlı geçeceğim. Çünkü bildiğiniz şeyler generatörün, motorun ve transformatörlerdeki tüm bu cihazlardaki enerji dönüşümünün aslında neyini oluşturuyor? Bize temelini oluşturuyor. Bizim aslında bu enerji dönüştürücülerin yapısını anlamak için kullanmış olduğumuz 4 tane ana büyüklük ifade var daha doğrusu. Bu ifadeleri sizinle burada paylaşacağım ve bu slaytta 2-3 kez geçecek bu ifade. Bunu da yine kafamızda muhakkak bir yerlere taşımış, yerleştirmiş olacağız. Şurada görmüş olduğunuz gibi akım taşıyan bir iletken etrafında manyetik alan oluşuyor. Tabii burada hemen size belki biraz sonra göreceğiz. Soru olarak gelecek. Bir telden doğru akım geçerse bu telin etrafında manyetik alan oluşuyor. Lütfen burayı dinlerken bunun cevabını bir tarafa yazın. Bir sonrasında karşılaştıralım. Çünkü bununla ilgili olarak almış olduğum cevaplar geçmiş dönemlerde %90 yanlış oluyordu. Zamanla değişen bir manyetik alanın etkisinde kalan bir boyunda bir gerilim yükleniyor. Buna ne diyoruz? Transformatör ilkesi diyoruz. Transformatör işte şurada görmüş olduğunuz. Şurada eğer şu sargıya, primer sargıya biz bir AC gerilim uygularsak bunun oluşturacağı akı değişken akı ve bu değişken akı zamanla değişen bir manyetik alan demek. Bunun etkisinde kalan şu sekonder veya ikinci sargıda ne oluşur? Bir gerilim yüklenir. Faraday yasası. Üçüncüsü ise
Manyetik alanın içerisinde bulunan şu görmüş olduğunuz çubuktan iletkenle biz şurada görmüş olduğunuz en ve olarak göstermiş olduğumuz kısmın yanında bulunan fırça kısmından, kolektör kısmından bir akım geçirirsek bu iletken hareket eder. Buna da ne diyoruz? Motor çalışma ilkesi. Ve en son manyetik alan, şu gözle görmüş olduğunuz şu manyetik alan içerisinde bir iletkeni, şu görmüş olduğunuz iletkeni biz tutup çevirirsek, elimizle çevirirsek bu iletkenin uçlarında bir gerilim indikler. Bu da ne yapar? Bir jeneratör gibi çalışır ve sisteme elektriksel enerji verir. Bizim burada manyetik alanın ortaya koymuş olduğu temel kanun aslında amper kanunu. Bunu da H çarpı D'li eşittir. Bunun akımın sabit olması noktasında ve D'li uzunluğumuzun çok küçük parçacıklar değil de büyük bir parça olması durumunda H çarpı L eşittir. N çarpı I olarak amper yasasını yoğun olarak yine burada ne yapacağız? Kullanacağız. İşte burada görmüş olduğumuz H çarpı LC. LC ortalama akı yolu uzunluğu. N sarım sayımız ve akımımız. Manyetik alan şiddetimiz. Ve yine B eşittir. M çarpı H ifadesi çekirdekte üretilen manyetik alan akısı. Bu aslında bu ifade bize ne diyor biliyor musunuz? Şu H yerine N çarpı I bölü LC'yi koyduğumuz zaman sarım sayısı N olan ve manyetik sarım sayısı N olan bir sargıdan ve manyetik geçirgenliği mü üzerine sarılmış olan mü olan bir yöğe üzerine sarılmış olan bir sargıdan biz I akımını geçirirsek bu sargıdan geçen akımın oluşturmuş olduğu ortalama akı yolu uzunluğundan L olan bir sargıdan geçen bu akımın oluşturmuş olduğu manyetik akı yoğunluğu B doğrudan doğruya sargıdan geçen bu akıma ortalama akı yolu uzunluğundan ve sarım sayısına bağlıdır. Sonucunu ne yapabiliriz? Rahatlıkla çıkartabiliriz. Önceki derslerimizde derslerinizde gördüğünüz gibi mu sıfır boşluğun geçirgenliği ve 4 pi çarpı 10 eksi 7 her bölü metre kare. Pardon her bölü metre. B'nin birimi ise Weber bölü metre kare ve Tesla. Aslında bunları biz görsel olarak ders anlattığımız zaman Tesla'nın MKSA bilim sistemindeki karşılığında çok rahatlıkla ne yapıyoruz? Anlatılıyoruz. Burada bir diğer büyüklüğümüz müre bağlı geçirgenlik. Bağlı geçirgenlik dediğimiz büyüklüğün fiziksel manası da şu. Boşlukta alıp bir tane sarım sardınız. Bu sargıdan bir amper akım geçirdiniz. Ve bir Weber'lik bir akı oluşsun. Sonrasında aynı sargıyı alıp siz müresi 3000 olan bir sargıdan, nüveden üzerine sardınız. Bu durumda yine aynı akımı sargıdan geçirdiğiniz zaman oluşan akının boşluktakinin 3000 katı olduğunu görürsünüz. Yani bağlı geçirgenlik bize kullanmış olduğumuz malzemenin boşluğa göre akı oluşturma yeteneğini ortaya koyan bir büyüklük. Dolayısıyla çok çok önemli. Bir malzemenin müresi ne kadar büyük olursa bu malzemeden elde edeceğiniz birim akım başına elde edeceğiniz fi değeriniz, akı değeriniz o kadar büyük olur. Bu da jeneratör çalışmada daha fazla gerilimin yüklenmesi, motor çalışmada da daha fazla moment demektir. Bizim işte yaygın olarak yine belki bunu hiç fark etmediniz ama piyasada 3 tane A artı olarak geçen elektrik makinelerinde tamamında işte malzemenin kalitesini belirleyen müre değeri çok kritik. Bu değer 2000 ile 6000 arasında günümüzdeki kullanılan malzemelerde değişiyor. Ve demirin manyetik geçirgenliği yani havanınkinden çok yüksek ve demir çekirdekteki akının büyük miktarı devresini havadan tamamlamayıp demir üzerinden tamamlıyor. İşte kaçakları azaltmanın bir yöntemi de yolda yine ne? Bu. Devresini demir çekirdek üzerinden tamamlamayan akıya biz ne diyoruz? Kaçak akı diyoruz. Demir üzerinden tamamlayan akı da bizim öz indüktansımızı devrenin belirliyor. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz mü h yerine n çarpı i bölü lc'yi yazdık. Burada fi b çarpı da yani buradaki alanda oluşan akı yoğunluğu ile ifade ediliyor. Bunun toplamı birim da alanında küçük da alanındaki oluşan b'lerin toplamı bize neyi veriyor? Fi'yi veriyor. Eğer
Buradaki yumlu vektörü doğrudan doğruya A alanının düzlemine dikse biz pi'yi B çarpı A olarak yazabiliyoruz. Bakın bu ifade demek hangi durumda geçerli? Akı yoğunluğu vektörü. Yani B alan düzlemine dik olursa geçerli. Bu ifadeyi getirip biz diğer büyüklükleri yazdığımız zaman B yerine işte şuradaki μ n çarpı i alc yazdığımız zaman fi'nin en genel halini elde etmiş oluyoruz. Ferromanyetik malzemelerin genelde yapısına baktığımız zaman da ferromanyetik malzemelerin davranışını incelerken bizi en fazla ilgilendiren şey mıknatıslama karakteristiği. Şu kısımlar genelde bizim elektrik makinesinin doyumu olarak adlandırdığımız kısımlar. Bir elektrik makinesinin çalışma aralığı şu kısım. Genelde tam doyma noktasının altındaki kısımlarda biz elektrik makinesini çalıştırırız ki kullanmış olduğumuz malzemeden verim olarak en üst düzeyi elde edebilelim. Ve çok çok önemli. Bakın demir ve diğer ferromanyetik malzemelerin geçirgenlikleri sabit değil. Bunun niçin sabit olmadığını lütfen birazcık siz tekrardan araştırın diyorum ben. Biraz önce bunları geçiş bölgesinde oluşan eğrinin dirseği diz olarak isimlendiriliyor. Bunların tamamını nerede? Elektromekanik enerji dönüşümü dersinde ve manyetik alan dersinde zaten bunları görmüştünüz. Yine burada ferromanyetik bir malzeme kullanma avantajımız demirde havaya göre çok daha büyük akı değerlerini biraz önce bahsettik elde edilmesi. Doyum nedir? Bu doyumla ilgili olan kısım da çok önemli. Tutup bir nüvenin üzerine demir nüvenin üzerine bobini sardınız, bobinden akımı geçirdiniz, yavaş yavaş akımı arttırdınız. Ve tutup bu akımın karşılığında akım H'la orantılı, H daha doğrusu akımla orantılı, bobinden geçen akımla orantılı ve akımı arttırdığınız zaman her bir adımda fi değerini ölçtünüz. Akımı arttırdığınız zaman bir müddet sonra artık da fi değerinizin, şurayı biraz daha açayım, şu değerde. Fi değerinizin artık, bakın şurada aşı yani A'yı akımı arttırmış olmanıza rağmen şu kadarlık, bakın şuradan şuraya kadar arttırmış olmanıza rağmen B değerinin değişmediğini görüyorsunuz. İşte sargıdan geçen akımı arttırdığınız halde B değerinin değişmemesi demek, sizin fi değerinizin değişmemesi demek. Bu da ne demek? Artık da kullanmış olduğunuz malzemenin mıknatıslık özelliğini artıramıyorsunuz demek. Peki ben şimdi hocam bunu alıp şurada çalıştırırsam makineyi, şöyle bir değerde çalıştırırsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Meydana gelecek olan şey birazcık ısı ve ama bunun karşılığında burada bu kadarlık akımı veriyorsunuz. Bu akım karşılığında B'de değişim elde edemiyorsunuz. Paranız boşa gidiyor demek. Onun için makineyi biz doyumda çalıştırmak istemeyiz. Özel durumlar haricinde şu görmüş olduğunuz kısımda ise bakın şu kadarlık ufacık bir I akımı artırma karşılığında B'nin şuradan şuraya fırlıyor. Ve bu aralıkta da bizim için çalışma şu kısımda özellikle doğru teknik. Bu karakteristiğin eğimi bize neyi verecek? Mü'yü verecek. Bu da yine oldukça doymamış bölgede mıknatıslama karakteristiğinin eğimi bize geçirgenliği mü değerimize malzemenin verecek. Şimdi bu ferromanyetik bir çekirdekteki enerji kayıplarına gelince burada baktığınız zaman enerjinin işte hisleriz ve Foucault kayıplarıyla manyetik çekirdekte kayıpların oluştuğunu görüyorsunuz. Bu hem hisleriz kaybına hem de Foucault kaybına nerede gördünüz? Yine elektromekanik enerji dönüşünü gördünüz. Aynen şu şekil oradaki dersinizde de Özdemir Hocam size anlatmıştı. Ve gördüğünüz gibi burada bu hisleriz kaybı önce gelişigüzel doğrultulu dipoller sonra bir manyetik alan etkisine girdikten zaman dipoller o manyetik alanın yönünü diziliyorlar. İşte bu dipollerin dizilişi yönleriyle ilgili olan kısım ne? Önemli olan şey enerji. İşte siz tutup herhangi bir anda akımı kesip bu dipollerle ilgili olan enerjiyi keserseniz bu dipoller artık daha belli bir şeyden noktadan sonra
eski hallerine ne yapamıyorlar? Dönemiyorlar. Eski hallerine dönebilmeleri için yine dışarıdan ne yapılması lazım? Ters yönde bir enerjinin uygulanması gerekiyor. Ama burada bu dipoller, işte bakın şurada yükselirken şu şekilde biz aç değerini veyahut da sargıdaki akım değerini artırırken bizim akı oluşturma yeteneğimiz şöyle artarken sonra akımı azalttığımız zaman bu eğri üzerinden tekrardan geriye dönmüyor. Bakıyorsunuz ki B değerleriniz her bir kademede farklı. Sonra tutuyorsunuz sargıdaki akımı sıfır yapıyorsunuz. Gelip bakıyorsunuz ki burada bir B değeriniz kalmış. Buna işte remenans akı yoğunluğu diyoruz. Bu remenans akı yoğunluğunu ortadan kaldırmak için sargıdan ters yönde akım bu tarafa doğru akıtıyorsunuz. Ve B değeriniz azalıyor azalıyor ve şu noktada sıfır oluyor. İşte B değerini sıfır yapan H değerini de biz koersitif kuvvet adını veriyorduk. Ve bunları nerede görmüştünüz? Bunların tamamını elektromekanik enerji dönüşümünde Özden Hocam sizlere bunların tamamını ne yapmıştı? Anlatmıştı. Aynı şekilde bir diğer kayıp türümüz ne? Foucault kayıplarımız. Foucault kayıplarına baktığınız zaman Foucault kayıpları da yine bu kez dipollerden dolayı oluşan kayıplar değil. Histeriz kaybıyla ilgili bir şey daha size söylemek istiyorum. Histeriz kaybı kendisinin malzemede ısı şeklinde belirttiği, ortaya çıkardığı gibi aynı zamanda basınç şeklinde de ortaya çıkartır. Eğer canlı bir ders yapma imkanım olursa onun da niçin basınç şeklinde ortaya çıktığı ve magnetostruktürün adını verdiğimiz bu hadisenin nasıl oluştuğunu da size anlatmaya çalışırım. Yine Foucault girdap akımları, kayıpları bu da doğrudan doğruya nüvenin değişken bir yanın içerisinde kalması sonucunda nüvede bir iletken orada bir gerilim indikleniyor. İndiklenen gerilim değeri çok düşük olmasına rağmen R direnç değerimiz eğer bölmemişsek, ince laminasyon haline getirmemişsek nüveyi kesitin büyük olmasından dolayı nüvenin direnci düşük olacak ve akımlar, Foucault akımları büyük olacak. İşte yapmamız gereken şey ne? Nüvenin kesitini azaltmak. Bunun için de ince ince nüveyi silisyum çelik sayıları 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 milimetre civarında ne yapıyoruz? İnceltiyoruz ki kesit azalsın ve bunun karşılığında direnç artsın diye. Girdap akımlarının oluşturmuş olduğu enerji kayıpları da bunlar. Şimdi burada bir örneğimiz var. Ve bu örneği sizin herkesin tek tek bir kez incelemesini istiyorum. Bu giriş dersimizle ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.